Herkese merhabalar. Lezzetistan'a hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan kış için közlenmiş kapya biber konserve tarifimi paylaşıyorum. Sirke ve sarımsak kullanmadığımız için daha kullanışlı oluyor. Bu konserveden birçok yemeklerin yanına meze ve sos çeşitleri, ayrıca kahvaltılık birçok tariflerde hazırlayabilirsiniz. Konservemizin yapımına geçiyoruz. Konserveye ortalama 2 kilo kapya biberden yapıyorum. Etli olanları tercih ediyorum. Önce kullanacağımız kavanoz ve kapakları 5 dakika sıcak suda kaynatıyorum ya da 5 dakika sıcak suda bekletiyoruz. Daha sonra temiz bez üzerine alıp kurumaya bırakıyorum. Sonra kapya biberleri de güzelce yıkadım. Süzgecin üzerine aldım. Temiz bir bezle kuruladım. Biberleri temizleme kısmına geçiyorum. Biberlerin önce sap kısımlarını bir bıçakla veya elimizle çıkarıyoruz. Ardından içindeki beyaz çekirdekleri elimle çıkarıyorum. İçinde kalan çekirdekler varsa açık kısmını aşağı gelecek şekilde sallıyorum. Varsa kalan çekirdekler de dökülüyor. Biberleri bölmeden közlenmesi için hazır hale getiriyorum. Biberleri dağılmadan, bölmeden tüm olarak konservesini yapmak istiyorsanız közlemeden önce sap kısımlarını ve içindeki çekirdeklerini çıkarmanızı öneririm. Hem temiz oluyor hem de dağılmıyor ve de çok pratik oluyor. Sadece kabuklarının soyma işlemi kalıyor. Kapya biberleri közlemek için güzelce hazırladım. Fırında közlemesini yapacağım için fırın tepsiye yağlı kağıt serdim. Üst üste gelmeyecek şekilde biberleri güzelce diziyorum. Közlemesini fırın yerine ocakta veya köz makinesinde ya da mangalda da yapabilirsiniz. Tercih size kalmış. Tepsiye dizdiğim biberleri önceden ısınan 200 derece alt üst ayar fırına veriyorum. Üzeri közlenince tepsiyi fırından çıkarıp biberlerin altını üstüne çevirip tekrar fırına veriyorum. Sonra altı ve üzeri közlenen biberleri fırından çıkarıyorum. Ortalama 30-35 dakikada közlenmesini tamamladım. Süreye takılmayın. Her fırının pişirme süreleri farklı olur. Önemli olan biberlerimizin güzel bir şekilde közlenmesidir. Közlenen biberleri soğumadan sıcakken bir kabın içerisine alıyorum. Hemen üzerine bir poşet geçiriyorum. Biberler sıcak olduğu için terleme yapacak ve kabuklarını kolay bir şekilde bırakacak. Bu sayede kabuklarını çok kolay bir şekilde soyma işlemini yapacağız. 10-15 dakika bekledikten sonra biberleri poşetten çıkarıyorum. Kontrol ediyorum. Kabuklarını bırakmış. Sonra biberden bir tane elime alıyorum. Zar şeklinde kabuğun ucundan tutup bir iki seferde kolaylıkla çıkardım. Biberlerde gördüğünüz gibi bütün olarak kalıyor. Dağılma, bölünme olmuyor. Soyduğumuz biberleri geniş bir kabın içerisine alıyorum. Bu şekilde biberlerin hepsinin soyma işlemini tamamlıyoruz. Kaynattığımız steril kavanozlara biberleri pay ediyorum. Biberlerimiz de gördüğünüz gibi tüm olarak hazırladık. Dağılmadan çok güzel oldu. Kavanozlara bu şekilde bir tane alıp ikiye katlayıp yerleştirip hafif üzerine bastırıp bir parmak boşluk kalana kadar bu şekilde biberleri dolduruyorum. Bu yaptığımız közlenmiş kapya biber konservesiyle kışın sofralarınızdan eksik etmeyeceğiniz oldukça basit ve birçok lezzetli tarifler hazırlayabilirsiniz. Tabanına biriken biberlerin saldığı suyu, biberlerin hepsini doldurduktan sonra kavanozlara bu suyu pay ediyoruz. Bu da konservenin daha lezzetli olmasını ve uzun dayanmasında katkı sağlıyor. Bütün kavanozlarımı doldurduktan sonra üzerine küçük kavanozlara yarım çay kaşığı kaya tuzu,
Yarımlık kavanoza bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Üzerlerine hazır aldığım içme suyunu kaynatıp kavanozun ağzından 1,5 parmak kalacak şekilde dolduruyorum. Suyun soğuk ya da sıcak olması fark etmez. Önemli olan suyun kaynamış ve hazır aldığımız sudan olması gerekiyor. Sonra bir bıçakla kavanozun kenarlarından havasını çıkarıyorum. Üzerine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdiriyorum. Tekrar bıçakla kenardan havasını çıkarıyorum. Daha sonra kavanozun ağız kenarlarını nemli bir bezle veya bir kağıt havlu ile siliyoruz. Kaynattığımız yeni kapakla da kavanozumuzun ağzını sıkıca kapatıyorum. İki geri bir ileri tekniği ile ağzını sıkıca kapatıyorum. Sonra geniş bir tencereye kavanozları kapaklar alta gelecek şekilde ters çeviriyorum. Birbirine değmeyecek şekilde yerleştirdim. Büyük olan kavanozun yarısını geçecek şekilde su dolduruyorum. Ocağın üzerine alıp altını açıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika daha kaynatıyorum. Sonra tencereyi ocaktan alıyorum. Konserveleri içinden kolay çıkarabilmek için biraz suyunu cezveyle boşaltıyorum. Elimizin yanmaması için kalın bir bezle kavanozları çıkarıyorum. Ve kavanozlarımızın kapaklarını tekrardan güzelce sıkıyoruz. Bir bez veya kağıt havlunun üzerine ters çeviriyorum. Üzerine bezle kapatıyorum. 6-7 saat bu şekilde soğuyana kadar vakumlanması için bekletiyorum. Sonra soğumuş kavanozların üzerine açıyorum ve kontrol ediyorum. Kavanoz kapağının ortası hafif içine çökmüş. Kapak kenarlarında ıslaklık yok. Bu da konservenin vakumlandığını gösterir. Diğer kavanozları da kontrol ediyorum. Hepsi de kapaklarını tutmuş. Bütün kavanozları düz konuma getiriyorum. Güneş görmeyen serin karanlık bir yerde bir yıl bozulmadan saklayabilirsiniz. Açtığınızda buzdolabında tutarak tüketmelisiniz. 2 ay sonra konservemizin bir tanesini açıp görmenizi istiyorum. Bir bıçakla kapağın kenarından genişletip havasını alıyorum ve kapağı bu sayede kolayca açıyoruz. Biberlerin üzerinde gördüğünüz gibi küflenme, biberlerde erime yok. Sirke kullanmadan hazırladığım konservede kesinlikle bozulma yok. Sirke sevmeyenler bu yöntemle konservelerini yapabilirler. Közlenmiş kapya biber konservesinden birçok salata ve meze çeşitleri yapabilirsiniz. İsterseniz sadece doğrayıp kekik atarak bile yiyebilirsiniz. Kahvaltılarda, çorbalarınızda, yemeklerin yanında farklı birçok tariflerde kullanabilirsiniz. Sizlerin de bu yöntemle közlenmiş kapya biber konserve tarifini denemenizi öneriyorum. Deneyeceklere de şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir videomun daha sonuna geldim. Videomu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz, abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.